Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21. bölüm olsa gerek, koskoca 21 bölüm. Fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Şu anda da yine küçük bir süre imkanım oldu. Hemen bir video çekeyim dedim. Tabii şöyle. Şöyle ki... Ben bunlar ne yapacağım ya? Buraya yere atacağız mecbur. Neyse, kaldığımız yerden devam edeyim. Durum şöyle ki video hani hem gündüz hem gece olarak şey karşınıza çıkabilir. Yani çekim sürelerim değişebilir. İki farklı şeyi videoyu birleştirmiş olabilirim. Çünkü bazen tek seferde çekme imkanım olmayabilir. Şimdiye kadar olmamıştı ama ilk defa şimdi öyle olacak. Ben aslında bu geyik birilerini hemen değerlendirmek istiyordum. Bu kötü oldu mesela yani. Şimdi bu full çekiyor. Artık o full çektiği için şurada 70... Şöyle en ağırından başlayalım. Tümüne geleyim de. Halat. At. Dört çok şu kömürleri at. Hepsini. Sonra giymediğimiz pantolon at. Bunlar da canım sıkıyor. Anarıp duruyorlar. Başka ne var? Böyle. Onarılacak şeylerimiz var. Biz böyle düzde kaldık gibi bir şey oldu. Şu eve giremiyor mu ya? Walk. Sadece bağırsakları da attım dışarı, yapacak bir şeyim yok. Çünkü kovdu bizi dayı, ne yapalım? Kapıyı kapattı, attı bizi sokağa. Şimdi üzerimizde onarılacak şeyler de var. Benim kapalı bir yere girmek istiyorum. En azından şurada halledeyim işleri de. Gerçi kurt murt gelmez buraya. Burada da halledebiliriz ya. Hemen halledeyim şurada. Hızlıca. Elbiselerimizi bir dikelim. Zaten bir şeyimiz kalmadı. Barajda var. Yolda çiftlik evinde var. Tabi bunların da bir kısmını yine bırakacağız. Tamam, oturursun. 93, 45. Ayımı haşat etti bizi ya. Barajda kulaklık bir tane vardı da ikincisi yok galiba. Bakalım. O almadığımız kıyafetler şimdi nasıl ihtiyaç geyik derisi. Onaralım bunu ya. 151'i görmüş. Onar onar. Onar %100 olsun. %31 onar. Dayı bizi perişan etti ya dışarı atarak. Evin içinde biraz daha takılsak ne olurdu yani? Eldiven de az kalsın gidiyormuş. Üzerimdeki kaynakları da tüketmek için bunu yapıyorum. En azından taşınabilir bir özelliğe çeviriyorum. Böylelikle. Şimdilik onarma işiyle ilgili pek bir şey kalmadı. 54 kiloyuz. Biraz ağırlık azaltacağız. Ne yapacağız? Bunlardan mı yiyelim? MR'ye mi yiyelim? MR'ye yiyelim. Gerçi MR'ye de yarım kalacak ama.
Ha, yedik hepsini, güzel. Bir içelim. Ağırlığımız azalsın iyice. Yola koşamayacağız ama en azından görevine kadar gidebiliriz bu şekilde. Rotamız baraj olduğuna göre barajdan geçeceğiz. Baraj olduğuna göre göl üzerinde görevine uğrayıp oradan bırakacaklarımızı yine bırakıp devam ederiz. Fişek falan o kadar götürmeyi düşünmüyorum. 14-16 tane falan fişek var galiba. Bakalım. Bu arada tüfeğin mermisini tazeleyeyim. Hazırlıktan sonrasını bir kaydedeyim de. Bere, zaten Kanada beresine ihtiyaç yok. O tavşan beresini yapacağım. Şeyi de ne alalım bir. Ah, bir Amerikan geyiği bulaydık, çok güzel olurdu var ya. Amerikan geyiği bizim 5 kilo daha arttırırdı. 40 kilo taşırdık iyi beslenmiş halimizle. Çok güzel olurdu. En azından şöyle 50 kiloluk bir ağırlıkla koşabiliyor olurduk. Hoş olurdu bu da. Bakalım. O da bir sonraki aşamada açılacaktır muhtemelen. Yine bir kitap bulunca falan veyahut Amerikan geyiğiyle ilk karşılaştığımızda falan. Karşılaşıyorsak eğer. Mesela ayıyla da karşılaştık ama ayıyla ilgili bir şey açılmadı. Ayı postunu kullanabilmeliyiz. Ama işte o çok ağır oluyor. Ağırlık da bizi perişan ediyor işte. O da var. Ayı postunu belki kullanmayabilirim. Çok ağırlık yapacağı için. Kurt postunu kullanmayı düşünüyorum. Onu da barajda yapmaya çalışacağım. Postundan mont yapılıyorsa, açıldıysa o özellik açıldı mı bizde? Kurt derisi mont açılmış. Ağırlığı 3 %15'te hız kesiyor ama şurada da yazdığı üzere kurtlara uzak durmaları gerektiğini hatırlatır. Yani o yönden güzel. Gerçi giymeye de gerek yok. Niye yok? Hani fantezi olsun diye bir tane yapılabilir. Ama giymeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ya yok, ben seninle uğraşmayacağım. Elimde bolca fişek var. Ne güne duruyor. Arkamdan gelirse bir tane daha sıkarım. Bir daha gelirse bir daha sıkarım. Problem yok. Nerede kalmıştık? İşte dediğim gibi fantezi için belki kurt derisi mont yaparım. Çünkü şimdi kurt derisi 3 kilo ağırlığında. Üstüne üstlük bir de bizim koşmamızı da engelliyor %15. Bunlar bir araya gelince çok da avantaj değil. Kurtlar kaçsın diye bir derdimiz yok. Bu survival değil. Hayatta kalmak için çok soğukla karşılaşmıyoruz. Çok soğuk olduğu zaman ancak şeyde oluyor. Hani mütecavizde falan hava durumu sürekli soğuk oluyor. İşte 3 kademe üşüyoruz falan. Bunda öyle bir dert olmuyor. Dolayısıyla o survival için tasarlanmış şeyleri kullanmamıza pek de gerek yok. Mesela ayı derisinden tulum, uyku tulumu yapılıyordu. Çok sıcak tutuyor falan. Ama gerek var mı? Yok. Hikaye oynuyoruz. Mütecaviz olsa bunların hepsini yapıp koşmayayım ama garanti olsun ölmeyeyim kafası yaşayabiliriz. Sonuçta mütecavizde yolda giderken şu anda bir fırtına çıkıyor. 3 yıldız saklanacağım bir yer yok. Bulabileceğin bir rota yok. Yolunu şaşırıyorsun falan. O yüzden bulduğun en korunaklı yere, mesela atıyorum şöyle iki şey, kayanın arasında bir ovuğa tulumunu serip ateşini yakıp uyumaya çalışıyorsun şey geçsin diye.
altına geçsin diye. Ama bu hikaye modunda çok kasmaya gerek yok onlara. Birazcık bir survive havası olsa yeterli. Çünkü imkan bolluğu var gördüğünüz gibi. Mesela bunlardan bir sürü etli fasulye topladık. Hasırımız var bir dünya. Bunları ağırlık düşürmek için hep yapıyorum ya. Arttıkça böyle biraz biraz daha düşsün ağırlık da diye. O eve gidince kıyafet olarak şeyler hazırlarız. Yiyecek miyecek hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hatta belki orada biraz vakit geçirip atacağım şeyleri falan tespit ederim. Mesela bu boş mermi kovanlarına şu anda hiç ihtiyacım yok gibi. En azından bildik bir yerde dursun. İhtiyacım olursa gidip alabileceğim bir yer olur. O kadar haritalar arası geçiş yapar mıyız bilmiyorum. Baraja bırakmak en güzeli. Baraja bırakırım o yüzden de ağırlığımı. Gerekirse videoyu durdururum. Video dışı mesela birinci postayı taşıdıktan sonra ikinci postayı da taşırım. Barajda durur. Baraj daha gelinebilir bir yer olur gibi düşünüyorum. Çünkü bir sonraki haritaya barajdan geçiyorsak bir sonraki haritadan geri baraja dönüş olabilirdi belki. Bazen de olmuyor tabii. Ona bakarız. Eğer mümkün oluyorsa o şekilde işi çözeriz. Hafta sonu da Ankara'da olacağım. Ankara'ya gideceğim için belki cumartesi gününe video yetiştiririm de cumartesi için, pazar için imkanlar pek olmayabilir. Kamerasız çekersem de kamerasız çekerim muhtemelen. Kamerayı yanıma almayacağım gibi duruyor. Az bir mesafemiz kaldı. Dilerim. Eğer gölde kurt varsa kurtları da mecbur hallederek gitmemiz lazım. Çünkü bu yol üzerinden gidersek çok uzak olacak. Yani bu yoldan böyle dolanarak giderken gölden daha mı çok dolanıyoruz? Aynen gölden aslında daha çok dolanıyoruz da ne dersin? Buradayken yola çıkıp gelmek böyle kıyaslıyorum. Yol şöyle dönüyor. Gölde de zaten şöyle gidebilirsin. Hemen hemen aynı oldu. Gölün içine inmeyebilirim. Oraya da bir şeyler koymuştum biliyorum. Eğer kulaklık varsa kulaklığı alırım. Onun haricinde bir şey yapmayacağım.
Hatta ben şu yavaşlıktan dolayı videoyu olmadı durdurayım. Görevine varınca bir anda ekran gelsin. Sonra çünkü editlerde o kısımları hızlandırmakla uğraşınca da yorucu oluyor. Yani öyle mi yapsam diye düşündüm şimdi. O daha basit olacak çünkü. Bu sefer de bir anda görevine gelince. Gerçi videoyu durdurup şu anda yapacağım tek şey yürümek olacağı için kaçıracağınız bir şey olmayacak. Neyse yürüyelim. Hatta ben baraja ki postayı da yapıp öyle mi gelsem? Evde bir açarım videoyu. Evden sonra bir de baraja şey yaparız. Gideriz. Videoyu durdururum. Baraja giderim. İkinci postada bir daha beraber gideriz. Gibi mesela. Nasıl plan? Bir yandan yürürken bir yandan da karar vermeye çalışıyorum. Öyle mi yapsam ya? O zaman ben durdurayım. En güzeli öyle olacak. Çünkü video editi çok uzun sürüyor. İşte doğru yerden hızlandır. Ondan sonra ses kayıyor zaten hızlandırma yapınca milisaniyelik böyle biraz saniyeye yakın bir ses kayması oluyor. Evet öyle yapayım ya. Aynen. Öyle yapayım ben. Çiftlik evinde buluşalım. Geldim arkadaşlar. Şimdi bizim ihtiyacımız olan ne var? Hemen şuradan bir tavşan beresi yapıyoruz. Üst katta da vardı değil mi? Bu masadan var mıydı? Yoktu galiba ama üst kattan alacağımızı alıp uyuyalım sabah yapalım o masa. Ama bu sefer de kondisyon azalacak sabah yapınca. Hatta o normal masa. Aa, burada da kurutulmuş fidanlar vardı değil mi? Taşıyacağız mecbur. İki posta mı taşıyoruz artık? Bunları alacağım yanıma. 3 tane şunu at. Bunu al. 3 var. Bunu at. Bunu at. Bunu al. 3 kutu fazla bile ya şurada. Kalsın gideceğimiz yerde de bulacağız çünkü. Bıçak %90. Bu elimizdeki. Şunu at silinsin. Çiçekler var. At at. Sonra bilek taşını alırım. Bitki çayını alırım. Yakmağı alırım. Hatta neyse ayarı şimdi birazdan çekeceğim. Şunu alırım. Bunu alırım. El fenerini alırım. Go'yu alırım. Kuş falan kalsın, maske kalsın, bunlar kalsın, kar pantolonu kalsın mı? Barajda kalsın. Alet. Şu temel aletler barajda kalsın. Yemek memek ıvır zıvır kalsın burada. Nacak bir tane. Sargı bezi, tüfek temizleme. 19 mermi. Ben buraya bırakacağım ne var? Hemen bakıyorum. Şundan çok var. Antiseptik bırakalım buraya. 2 tane. Ondan sonra burada bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Bizim üzerimizde 55 kilo oldu. Bunları taşırız şeye, baraja, oraya atarız artık. Da bir şeye gerek yok gibi. Tamam, bunları baraja atarız. Tüyler var. Biz yine toplarız. Ok yapacağız mı bilmiyorum.
şey olsun diye belki yapılabilir. Ağırlaştık baya. Aşağıdan şu tavşan zımbırtısını yapalım. Yorgunluğumuz artsın. Sonra ben bereyi alıp baraja birinci postaya atarım. O kısımda videoyu durdururum. Çünkü yine yolculuk olacak. Baraja giderim. Baraja gidince bir daha açarım. Böylelikle zaman tasarrufu da olur. Hem de daha çok yer eklemiş olurum yani izlenime. O duygularla. Bununla ilgili de bir tüyo vereyim. Şu anda hala var mı bilmiyorum. Mesela karanlık şu anda değil mi? Şuradan elinize bir kibrit alıyorsunuz. Çalışma tezgahı. Şöyle kibriti çakıyorsunuz. Hemen çalışma tezgahına tıklayıp buradan tavşan derisi şapka. 3,5 saatte yapılıyormuş. Her şeyimiz var. Yapıma başla dediğinizde artık kibrit ışığı gitse bile şöyle ya şu an Aurora var. Onu yapabiliyorsunuz. Ben onu kafaya bir takayım. Tamam. Bir daha üst kata çıkmayacağım. Şurada uyuyacağım hemen. Kapının ağzında. Karıncığımızı kahveler üzerinde. Bıçağı aldım mı ben? Aldım. Bunu atacaktım. Saat uyuyalım. Bu kondisyonumuzu fullemeye yetecektir. Ondan sonra ben kapıdan çıkayım. Baraja girerken tekrar başlatayım arkadaşlar. Çünkü uzun bir yol bizi bekliyor. Hemen kapıdan çıktım. Burada videoyu durduruyorum. Barajda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar barajdayız. Karşımızda yine bilin bakalım kim var. Çok ele avuca şey ne denir ona nasıl tam tabi. Ele avuca gelecek bir şey olmadı diyeyim. Yani 3 tane kurt vardı. Ben de onlara bir şekilde korkuttum onları. Devam ettik ama bak kim var karşımızda. Abicim. Sen niye her zaman karşımızdasın ya? Ben bunu anlayamadım. Manzara. Matusalah. Kahve nerede kahve? Bana kahve yapmıyor epeydir. Ayıyı öldürdün şerefsiz demez. Oh, Mackenzie. So you're still alive. Evet, Allah'a şükür. Here in the strangest places. You've left your mark and have overcome great odds so far, but I'm not sure this is the right time for me. There are still stories that need to be told if you wish to play a part, but if you are in a hurry, by all means go. Nobody would fault you for continuing your journey onward. You know, it's been a hell of a slog out there. Never mind that damn bear. Nearly died more times than I care to count. It couldn't have been easy for you either. You seem strangely calm about the hostility of this. I have wandered these paths a long time, friend. I was a walker. As strange as it is to run into you again,
and keep to your paths. If this is a reckoning, as you say. İyi, çok sürmedi muhabbetimiz. Ben bir an dedim herhalde dayıya yine sorular soracağız falan, bayağı uzayacak mesele ama. Kurt postlarından şeyi yaparız ama Zingo'yu da. Vaklık yok, o canımı sıktı şimdi bak. Dört kurtulmuş bağırsak yok mu abi? Dört kurtulmuş bağırsak yani. Ne bağırsak var ne bir şey.
Burada Aurora'yı bekleyeceğimiz için arkadaşlar, ben burada videoyu durdururum çünkü şuranın çalışması için Aurora lazım. Gördüğünüz gibi. Veyahut şuradan asansörü çağırmak Aurora olmadan olmuyor. Onu da bekleyeceğimiz için ve o kadar şu anda videoyu devam ettirecek şeyim olmadığı için vakti. Gördüğünüz gibi. O yüzden ben videoyu burada bitiriyorum. Yani yaklaşık yine bir 40 dakika video yaptık. Bir sonraki bölümde barajdan yeni hikayemize doğru yola çıkacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyeyim. Belki bu videoyu bitirmeyip diğerine bağlayabilirim. Onu da bakalım. Gün içerisinde devam çekebilirsem öyle yaparım. Çekemezsem de bu ayrı bir video olur. Hemen peşine diğeri gelir. Diğerini bunun peşine açar izlersiniz. Hikaye bütünlüğü korunmuş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.